almaya çalıştım. Yani hepsi senin bu arada. Onu ek olarak belirteyim. Fırat'ın bir şeyi yok değil mi? Hepsi buradan. Sonra. Fırat'ı bak köşede bekliyor. Yani. Akvaryum benim çektiğim sonunda verdiğim halinden çok çok daha güzel şu an. Bu arada o yosun türünü izleyenler için söylüyorum sadece. Yosun türünü yorumlarda bir arkadaş söylemiş. Baktım doğru yosun türü. Gerçekten o. Nitratı emen bir şeymiş. Spagetti gibi. Yani üremiyor şu an. Çoğalmıyor çünkü akvaryumda nitrat yok. Testlerim falan yeni geldi. Onlara bakacağım, kontrol edeceğim ama yüksekte bir hafta içi bakarım. Hikaye o. Yani akvaryum şu an benim çektiğimden çok çok daha iyi durumda. Hepsi açıldı bilmem ne. Ya nasıl trende girdi anlamadım o. Trend 16 mı neydi sabah? Evet yani akvaryum çok ilgi çekici değil belki birçok insan için ama yine de trende girmiş anlamadım. Yine belki beraber kullanacağız onu. Ya tabii ki aynı evin içindesiniz. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Öyle olmuyor bizde. Fırat bir şey kendisini hemen alıp odasına götürüp koyuyor. Ama güzel şeyleri genelde sana aldım. Tamam. Niye ya? Ben teknoloji seviyorum. Belki teknoloji çıkmayacak abi içinden. Lemur bu ya. Otomatik bir şey almıştır kesin oraya. LED almıştır LED. Ama bak ne dedim? Ceyda'yı analiz ederek almaya çalıştım. O zaman zaten teknolojik hiçbir şey almaman lazımdı. Yok canım benim de teknolojik kullandığım şeyler var. Telefon. İstediğin gibi puanlayabilirsin yani her ürünü puanlayabilirsin tamam. Ve beğenmemekte özgürsün öyle şey yapma yani kırılır mırılır diye düşünme kırılma. Tamam ağlıyor videomuz. Tamam kim ben mi seçiyorum açmak için? Evet ilk önce bunları bir aşağı alalım. Ya herkes tekrar... şey demiş videoyu bölüyorum farkındayım özür dilerim ama abi Reels hiç atmıyorsun demiş karınca çiftliğime. Yani illa seriyi bekleme işte akvaryumun son halini Reels at. Arkadaşlar bu 7. gün dediğini videoya saklama Reels olarak at. İşte Peter Parker'ın son durumunu böyle yap falan diyenler olmuş yorumda. Bir tek bugün onu gördüm. Reels hiç atmadığım yani shorts mu reels mi ne olduğunu bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum ki öyle şeyleri. Onu atayım bari hani böyle küçük küçük dokunuşları arkadaşlar karıncalara bakın temizledim son durum bu diye at diyorlar. Onu bir değerlendireceğim. Belki daha eğlenceli olur en azından bu işte 10 gün beklemeler 15 gün beklemeler veya haftalık beklemeler daha psikolojik olarak kısılmış olur. Siz de takip edebilirsiniz diye düşündüm yazanlar doğrultusunda bilmiyorum. Teker teker başlayacağız. Gözüne kestirdiğin paket shorts. Var mı? Var. Şunu çok merak ettim. Oğlum nasıl izleyen var mı lan? Milletin shortları 2 milyon 3 milyon lan. 500 bin. Yani normal videolar mesela 700 bin adamın. Shorts'u 2,5 milyon. O herhalde shorts izleyenlerin önüne çıkıyor sürekli. Bilmiyorum öyle bir mantığı var onun. O zaman direkt ondan başlayalım. En büyüğünü seçti. Hayır bu bak şundan dolayı evet, merak ettim. Evet ondan merak ettim. Bir şey söyleyeceğim bunlar açmak için mi verildi? Evet o bu video boyunca sana eşlik edecek olan özel bıçağın. Karambit. Karambit. Abi bunu izlemiştik yok kardeşim. Aman bu ne? Ne almış? Ha, bu sana Peluş. Değil. Kime ya? Bu Şile ile Rita için. Yatak. Aa çok güzel. Ben bunun daha büyük olduğunu düşünüyordum açıkçası. O tarafta çok büyük gözüküyordu ve ikisi birden sığar diye düşünmüştüm. Yani aslında şu kadar algoritma bekliyordum. Algoritma öyle işliyor değil mi ben Kefo? Böyle bir şey olarak algılamıştım. Bakacağım. İkisi de sığar diye ben gördüm onları bu kadar. Ya daha çok izleneyim diye değil bu arada. Hani küçük küçük bazen şeyler oluyor mesela. Bir dokunuş yapıyorum. Diyorum ki bunu videoda anlatırım. Halbuki üzerinden 10 gün geçiyor. Yap at işte. Mesela orada edit medit de bu videoda sana gönderme var abi. Aa, çok üzülürüm. Çok üzülürüm. Niye gönderme yapsınlar oğlum? Ya zaten ben kötü anlamda değil. Ha. Şile ha, bir tane oturduğu için burada da aynı şey gerçekleşir ama bayağı bu arada şu dokuyu çok sevecekler. Oo güzel. Niye gönderme çok yapsınlar teşekkür oğlum? Ederim. Çok güzel. İyi gönderme puan, yapmışlar. Puanım kaça göre ne? Yani 10 üzeri yani 1'den 10'a kadar. 0'dan 10'a kadar. Tek kişilik olduğu için 7 veriyorum. Tamam. Kırdım puanı. Evet sonuç yarısı dışarıda gerisi içeride sığdı. Sığmış. Ama halinden mutlu. Ya Çinlilerin böyle bir huyu var. Ne yapıyor? Tamam durdurmuyorum ya. Videoyu. Çinliler bakma. Şey yapıyor böyle. Fotoğrafta mesela 5 boyu üretiyor ama hepsine en büyüğünün fotoğrafını koyuyorlar. Sen açıklamada okuyacaksın çapı bu kadar falan diye. İşte ama adam diyor ki oku yani burada işte detayları. Ben alsam ben... Ya lemurun karınca beslemesi lazım zaten ya. Burada ben ona bir tane korona hediye edeyim. Sen şu kutuya bakalım. Bunu. Evet. Ya çok güzel içerik ha. Hah. Bu sizin köydeki eve. O videoyu izledim. Orada bir şeyler yapıldığını çok biliyorum. Güzel ev, annem bayılır şu an. Işıklı. Kırmayalım ama sanki evet. Cam bunlar. Dur bir dakika. Şöyle asılacak böyle. Harun dünyanın en güçlü el fenerini verir misin? Dünyanın yok yok bazen ben de birinin videolarını ay, izlerken tepki videolarını çok durdurulduğu zaman ben de sinir tabii oluyorum. Tabii ya bu balkona bağlasıyorsun ya. Böyle mikamsı
bir değişik şey var. Böyle cam değil. Evet, tam cam değil. Kırılmaz. Onun içinde ampul mü var abi? Bu bir renklenecek abi, heyecanlan. O kadarını şimdi birlikte keşfedeceğiz. Gerçekten dünyanın en güçlü. O kadar ağır ki. Ne olur şarjın olsun. Çok da güçlü değilmiş. Ben olsam şarjım bitmezdi, bu ben olsaydı. Bu ne ya? Ya bunun şarjı yok. Harman niye şarj ediyor? Kağıt yakan fenerlerden mi lan? Ben bunu yakıp koyacağım. Şunu bir şarja tak abi. Ha, sen dedin ki yukarıdan ışık verecek, alttakileri yansıtacak. Evet, yani şuradan güneş ışığı aldığında şunlar yanıyor. Aşırı aydınlatıyor değil mi? Şimdi sıradaki... Ben seçtim paketi ama. Olsun, önemli değil. Daha sonra hepsini merak ediyorum. Bunun içinde iki paket var. Daha fazla da olabilir, birkaç şey olabilir. Oğlum Lemur nasıl hoşuna gidiyor, görüyor musun? Hediye almış ya. Üç paket çıktı. Tepkisini merak ediyor. Ya görme ya. Sana ne ya, kendi bölümünde heyecanlan. Bu benim bölümüm, Fırat'ınki de başka bir bölüm. Evet, bu arada Fırat'a da ayrı bir bölüm gelecek. O videoyu kaçırmamak için abone olup yanındaki zil simgesine tıklayıp bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Tabii oğlum, mesai harcıyor. Beğenecekler mi, beğenmeyecekler mi? Çok basit işler. Ah tamam dur. Bu şey, kavanoz ama bu da şey için, yani köydeki ev için. Yine üstünde güneş paneli var ve içinde şey, ateş böceği koymuşsun gibi oluyor. Böyle animelerde falan olur ya böyle. Evet. Çok iyi lan. Ya bunların hepsinin niye şarjı yok ya? Yani bir de şarj mı edelim, gönderelim sana demişlerdir. Bunların hepsine bakacağız. Videonun sonunda hepsini göreceğiz. Evet, uygulamalı hali gelecek birazdan. Bu çok daha güzel gözüküyor bu arada. Çok gece farklı. Gece güzel gözüküyor. Böyle bile güzel bu arada. Şeye puan verdik mi biz? Aa dur. Hayır, vermediniz. Ama daha aşağı. Ama yakmadık ya. Verdi. Ama ben gene de vereyim mi? Yanmamış haline 8 veriyorum. Yanmış haline 10 vereceğim. Bu? 9. Yandığı zaman 10. 16. Öyle bir konu. Bir sorun var. Bunu gündüz açtık, koyduk. Kapalı mı tutmamız lazım? Şarj olması, gece mi açıyoruz? Güneş enerjisiyle bu tarz şeylere, yani bahçe için yapılan şeylere hep açık bırakıyorsun. Aa bir gece dakika, aktif şu an ışığı algıladığı için yanmıyor. Hey Google, ışıkları kapat. Vardır sende böyle sistemler. Var bu arada da çalıştırmıyorum. O daha hiç ama bir şeye maruz kalmadı ki şu an. Senin sensörün nerede? Sensör bakalım, söyleyecek mi sana nasıl yandığını? Evet, bunu açıyorum. Puanımı verdim. Ben hala alışamadım biliyor musun? Tuğkan'la yaptığım videoda da böyle yanda bekliyorum ya. He, başkası konuşuyor sürekli. Sen aç istersen bana. Ben, o açıldı artık, onu tadıyor. Tamam, bir sonrakini sen aç, ben burada heyecanlanıyorum. Ha bu şey. Buhar banyosu. Cildine buhar banyosuymuş. Sen ne diyorsun? Al işte bak. Önemli nokta atışı şey değil. Ben bunu gördüm. Abi çok güzel bir şey bu. Çok sevindim çünkü böyle... Anlamıyorum bu arada. Evet, çok iyi. Düşünerek aldım. Yani şöyle düşün. Banyodan çıktıktan sonra cildin böyle daha hani sağlıklı görünür ve hani herhangi bir şey varsa... Lemur kaç yaşında? Temizlemesi daha kolay ve fresh olur. Benden büyük müydü ya? Bunu banyoya girmeden de yapıp hani buharla cildini temizlemeye elverişli hale getiriyorsun. Puanım 100. Arkadaşlar 22 yaşındaymış ya. Bir dakika dur, burayı durdurmak zorundayım. Oğlum biz bunu yaş muhabbetini yaptık ya onunla. Hayır, bir yanlışlık var burada. 98 doğumlu diyor. Değil ya. Ben 27 diye hatırlıyorum. 27 diye biliyorum ama. Bismillah. Sumu elektrik. Söyleme bence. Niye amına koyayım? Niye söylemiyorum? Ay benim önümde bir kere tost makinesi patlamıştı küçükken. Sır mıydı lan bu? Annem, babam çalışıyor tabii. Eve gelmişim böyle. 18 yaşındaymış arkadaşlar. Tost yapmaya çalışıyorum. Ben o kablo var ya arkasına fişe taktığımız. Onu tost makinesinin altından geçirmişim. Sıcaklığa maruz kalmış. Evet, sen onu basarken benim önümde bir patladı makine. O gün bugündür. Sen ondan şeyi kullanıyorsun değil mi? Neyi? Sen manuel tost makinesi ondan kullanmıyorum ama bir şeye. Evet, manuel tost makinesi ama tadı inanılmaz. Böyle ocakta eriyor mu? Veriyor, bakın buhar veriyor. Sanki biraz daha fazla olması lazım orada değil mi? Yo, çok iyi. Çok fazla olursa nefes ne yarıyor bu şimdi kızlar, söyleyin bakayım. Cildi mi nemlendiriyor, yumuşuyor mu cildi? Bunu kesinlikle kullanacağım bak, o kadar garanti. Egzamama iyi gelir. Az veriyor dedik ya, daha fazla verirse sen yanarsın. Nefes alamazsın canım. Bak. Sen nereye? Aa çok sıcakmış. Normal ben şey gibi düşündüm. Ya oğlum orijinalliğini bozar gibi böyle şeyler ben ya. Ben beğendim. İçinden güzel cildime hiçbir şey sürmüyor. Evet niye? Ben de pamuk gibi. İçeriği göstersene kameraya. Arkadan süper böyle korkutucu görünüyor ama önden... Temizlik için. Gözenekleri açıyor. Among Us'taki karakterler gibi duruyor. Aa evet. Tipi benziyor şöyle.
Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu mesela biz biri beğendi nasıl alacak buradan sayfadan bakıp alalım. Açıklama bölümünde linkleri bulabilirsiniz. Ben link insanıyım. Bana söyleyeceksin bunu. Çok iyi. Puanım 10. Şunun çikolata mı bu ya? Bana da çikolata gibi. Onun ben ne olduğunu büyük ihtimal anladım ve sipariş verdikten 2 gün sonra yanlış olduğuna karar verdim. Çok doğru bir tercih yapmadım. 2 günde bir sarı bezle tosunu alıyorum yüzümü. Bir açıklayacağım şimdi. Bir aç sen de. Ben de öyle arada bir önce bir öğreneyim. Şöyle bir şey yapıyorum. Su vurup. Tamam, yer dediğine göre kesin o. Lazer epilasyonun evde yapılabilen hali. Gerek var oğlum, kafa karıştırma. Sonra şeye karar verdim. Ten rengin açık, saç rengin açık. Galiba sende işe yaramıyor bunlar. Hayır, yarıyor. O şöyle. Yarıyor mu? Ev tipi olduğu için ona göre ayarlanmış tabii teknolojisi. O ne lan? Yani gidip böyle epilasyonda yapılabilir. Tabii onlar kadar güçlü değildir bu. Değil. Ya bunun yorumlarını okudum, çok mutluydu herkes. Ama şey, normal yaptırdın işte 8 seans, 5 seans neyse. Sonra kendin mesela 6 ay sonra bir kere daha yapıyorsun falan. Şey tabii, burada, bu da sürekli elinde olduğu için. Ha öyle. Aktif ameliyat. İstediğiniz lazer epilasyon ama şeyleri. Sürekli bununla yapmıyorsun. Lazer, ya lazer böyle yaptırıyorsun ondan sonra işte bununla devam ediyorsun gibi. Ben de yaptırmadım ama gördüm. Aa bak lazer koruma gözlüğü var. O gözlük güzel. Şimdi Ray-Ban çıktı. Şey alması. Jilet mi? Hani bayağı güzel gözlük çıktı. Ama lazer şeylerin içine hep jilet çıkar. Bunu kimde deneyelim? Ben de denemeyeyim. Kanka ben denemem. Abi jilet çok ters köşe değil mi? Yapmadan önce jilet vuruyorsun, onu yapıyorsun, ondan sonra daha çok çıkıyor. Lazer ama lazer de şimdi jilet çok tehlikeli abi. Kökleri çok kuvvetlendiriyor yani. Gel sen de deneyelim Allah aşkına. Ama nereye dedin canım? Bacağını aç. Bak bende yok ama. Orada hiç kimse anlamaz. Şaşırtmak lazım. Ama işte o bu köke şey yapıyor. Evet, şimdi bir şu tarafa doğru bakmayın. Off bak. Yazıyor. Hangisi atıyormuş? Oğlum bak bana zarar vermeyin. Beni mutasyona uğratmayın. Ooo 6.666.000. Benim bildiğim lazer epilasyon. Uzun kıllara yapılmıyor zaten. Kısa olması lazım. O yüzden makineyle kısaltırlar. Ondan sonra vururlar onu. Benim sülalemdeki bütün kadınlar yaptı. Buz lazer. Ben de yaptırdım bir ara. Ben bir kere cilt bakımcıya gittim. Tamam. Benim fez büyütü diye bir şey yaptılar bana. Olmuş işte. Yaptılar bana. Ben adama dedim ki ben hayatımda böyle bir acı çekmedim dedim. Buna nasıl dayanıyor kadınlar dedim. Bir maşallah biliyor helal demiş de bakım. Demiş ki abi demiş biz bunu sorguya alalım ya. Sorguda herkes konuşur bu acıyı çekerse. Bu ne demiş. Bunlar nasıl acılara maruz kalıyorlar senin haberin yok. Ya bir acısı yok bunun. Abi bak abi. Bak bu işte. Bir de yanında olsun. Haa şimdi anladım. Bakayım. Var mıymış bir şey? Oğlum sen mi yaptın bunu? Ya sanmıyorum o vardı bence. Sen çok bakma. 3, 2, 1. Bir şey olmuyor sanki. Bayağı çatlıyor lan. Bir şey olmuyor da bir şey de olmuyor oğlum. O, ama işte şey o orada kökü köke bir şey yapıyor. Ama bak şimdi kökü o yapıldıktan yakıyor. Sonra çıkarken tüy dökülüyor. Bak iki kere attık hemen iki düşmüş. Anladın mı? Tamam ben yok edecek sandım. Yok etmesi de lazımdı ama o seninki olmadı. Senin elverişsiz cildin. Bilmiyorum puan sen ver puan. Hadi sen puanla bunu da sen de kullan. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim bu tarz aletleri veya gittiğiniz zaman dövme olan hiçbir yere yapmazlar. Çünkü o anladığım kadarıyla karanlığı, siyahı algıladığı için ciddi anlamda cildine zarar veriyor. Dövmeli alana yapılmıyor diye biliyorum bunlar. Ben yani böyle bir şeye ihtiyaç duymadığım için ve tam olarak ne olduğunu anlayamadığım için yani dökülecek ve sonra çıkmayacak. Evet. Evet olay o yani. Abi çok durduk bittik ya. Bilek bir susamına koyayım çıkmıyor. Video izliyorum sikeceğim ya. Olması, Allah Allah. Tarzı, bırak onu izliyoruz işte. Puanı konuşmayalım mı ya susayım mı amına koyayım. O zaman olur, git kendin izle. Benimle niye izliyorsun ki bunu? Tamam anladık hani çok durdurdum kusura bakmayın dedim de her durdurduğumda da yazmanıza gerek yok amına koyayım. Uygundur. Paketi burada bir kutu buldum. Ben burada ben. Yanımda büyük bir paket var bunu açacağım. Benim sıram. Ya heyecanlı değil mi? İçlik mi? Bu. Bokunu çıkarmayın yelek. Arkadaşlar ya. Abi. Bir saniye buradan tuşuna basıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Yok. Ben çok üşüyorum. Bana bu çok iyi geldi. Çok üşüyorsunuz ama. Bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu bir tane videoda söylemiştim. Analiz yaptım. Ne kadar analiz yaptığımı söylemek istemiyorum. Çünkü demiştim ya hatırlıyor musun ya böyle yelekler yok mu basıp ısınır. Tat bırakmıyorlar. Sen de bana dedin ya motorcuların oluyor bazen. Bir tane power bank'e ihtiyacımız var. Süper. Buna bir daha küçük bir power bank takmak lazım. Tabii şöyle mini bir power bank cebine. Şarjı mı oluyor power bank'le mi çalışıyor? Power bank'le çalışıyor. Yandı. Şimdi ısınacak. Sen paket açmaya devam et. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bununla gezerim ki bütün gün dışarıda. Bu arada ben kışın kullanıyorum. Var bende bir tane. Kullanılır. Balkona çıkıyorum mesela kahvemi yapıyorum. Onu altına giyiyorum. Üstüne bir tane de hırka. Bana nasıl almazsın bundan ya? Tamam da belki başka bir şey almışımdır. Isıtma doğum mu aldın yoksa bana he? Ay çok güzel ya video. Aaa şey ışığı bu. Evet o. O ne? Telefon yüz ring light. Telefonu takılıyor. LED'ler direkt şey için. Güzel. Video LED'i. Güzel soft görünüyor. Yüz. Evet. Şöyle tıkıştırıyorsun. Bu çok bayağı güzel. Bayağı da güçlüymüş bu arada. Benim gözüm alıyor. Benim niye bu kadar gözüm aldı? Benim çok alır böyle şeyler gözüm. O gözün içerisinde ringi göreceksin. Bir tane de ışıksız çekiyorum. Nasıl fark etti? Yolladı mı?
doldurmuş böyle. Biraz böyle buraları falan doldurmuş yani. Ama öyle filtre gibi yapmıyor yani. Bir de şu an bayağı ışığın altındayız zaten. Evet. Onu bu daha şeylerde kullanmak hem lazım. Hem öyle bir de akşam falan böyle hani ışık düştüğünde falan çok güzel oluyor. Ben eskiden kullanıyordum, çekiyordum. Gece çok güzel olur bu karanlıkta. Zaten onun salonu çok aydınlık. Açma kapama düğmesi falan var. Çok iyi. Aa, düşüyor. Düştü. Aa, soğuk beyaz. Sıcak beyaz. Tamam, iyi. Çok iyi. Parlak. Bu en güçlüsü. Evet. Puanım 9. Sen pişmedin mi hala? Isınmadı daha. Sana büyüttüm. Ben iyiyim. Aa, cep kısımları sıcacık oldu. Evet. Aa, çok evet. İyi lan. Çok güzel ya. Bir şey diyeceğim. Yüzünde direkt şeyi var Fırat'ın. Küçük çocuğun yanında böyle ağzına bir şey atarsın, böyle bakmaya başlar ya, o evet, var. Evet evet, böyle bakıyor. Ama ısınmayacak ki. Boş o bolluk olacak. Oradan gelmeyecek sanırsın. Bir şey diyeceğim. Hemen şuradan tık tık bir terzi. Bak, şöyle aldırdık mı şurayı? Oldu. Kablolarına zarar yok. Bir şey söyleyeceğim. Çok sıcak yaptı. Evet. Bayağı da güzel ısıtıyor. Bak, giy. Powerbank. Oh, lanet! Oh, çarpıldı. Lanet olsun, çarpıldım. Bence yeleğin suçu yok. Şey, pofuduk olduğu için oldu. Motorda evet, motor kullananlar için çok iyi bu. Ya ne alaka, küçük geldi sana. Bu arada tam oldu bu arada. Evet, tam sana oldu. Tam oldu. Teşekkür ederim. Hayır. Ya lütfen. Hayır. Ben sana alırım. Ay çok güzel, sıcacık yaptın. İnsanı böyle baymıyor ama evet. Pişmeye başlıyorsun. Onun ayarı vardır. Onu... Şurada. Benimkinde vardı. Ha bak. Soğuk. Bu şey böyle soft. Klima. Birazcık. Benimkinde 3 tane vardı ya. Yeşil şey, falan mavi oluyor. Olunca klima olsa ne fena olur değil mi? Evet, bu direkt motorcuları alsın abi, ya da böyle soğuk yerlerde çalışanlar için. Bak, bu çok az ısıtıyor. Evet. Çok ısıtıyor. Yeşil yok. Ama kırmızı çok ısıtıyor, ona eminim. Mavi yok, az. Anladım şu an. Yavaş yavaş geliyor. Şey, ona puan verdik mi? Evet, yeleğe 9. De puan vermedik. İkisine birden. Yeleğe 10 yahu. Buna da 9 verdim. Bir puan neden kırdığımı bilmiyorum. Hepsine 10 vermeyeyim diye. Yemek videolarında kullanmanız için, özellikle tatlı yaparken, çünkü tatlı bir kimyadır. Bunun kesin bir antin kuntin özelliği vardır bizim buradakilerin dışında. Direkt mücevher ölçmesine çıkıyor. Şöyle bakın, vallahi altıncılardaki şey bu. Bu arada kalitesi çok iyiymiş bunun. Çok ya. Çok iyi, evet evet. Şimdi ilk önce taresini alalım. Tareydi değil mi? Tare. Şimdi koyalım. 18.7 gram. Milli milli falan vardır. Oz. Bak, şeyleri Oz ölçmek için işte. Aa, bak işte bu lazım ona. Bak. Biz, Oz hikayesi. Tabii yabancı Fırat. Tariflerden çeviremiyoruz. İşte hepsi var artık. Süper. Mutfakta. Ben de Simon'um var. 10 yıldır şey kullanıyorum. Yaparken. Çok iyi. İki malzemeli pizza. Puanım bayağı var buna şu an. 10, yani 9 vereyim hadi. Ya, Oz'u ölçtüğü için veriyorum bu arada. O çünkü çok Oz değerli. Oz ne bu arada, neyin biri? Ya şey, Amerikalılar tariflerinde böyle veriyorlar. Çok hoş, bravo. Buna da puanım 10 içinde. Bence iki tane daha var. Öyle mi diyorsun? Ne çıkacak? Ne bile Fırat. Aa! Bir tane koy. Yo, anlamadım. Şu an ben de anlamadım. Ha, bu şey. Ocarina. Aa! Ocarina? Ocarina mı? Aa, müzik aleti. Evet. Aa! Şey, Ceyda, sen bilmiyorsun ki onu. Zelda. Evet. Bizim oyunumuz o. Belki doğuştan bir yeteneğim vardı, şimdi öğreneceğim. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Koli mi hediye göndermişler yoksa bu bunun şeyi mi? Bence taşıma koyup böyle boynuna sürüyorsun. Ha evet, şurada bir delik var. Evet, kim denemek istiyor? Bunu şimdi birimiz ağzına sokup. Ya da siz ikiniz birden deneyebilirsiniz. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year to all. Okumayacağım. Dur, bir silelim önce. Çok merak ediyordum ben bu aleti ya. Ya Murat, her şeyi sen merak ediyorsun. Ama o bütün oyun böyle çaldı onu, evet. Böyle şey yaptı. Çok güzel bir sesi var. Göreceğiz. Allah! Ana! Havrun kırdın. Elimizde bu var, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi ellerimizi buradaki gibi yerleştirdik. Ben bunu çalarım ha. Aşağısı mı var? Bu niye öyle? İyi bu ne? Ha, arkayı gösteriyor. Önü ve arkası demek istemiş. Çal artık şunu, sesini duyak ya. Oğlum bu flüt. Oğlum Yamaha flüt bu ya. Al, kırtasiyeden aynı ses çıkıyor amına koyayım. Şimdilik özel bir şey istemedim. Bildiğin flüt lan bu. Zelda ne? Kim? Zelda kim ya? Oyun. Oyunu biliyor musun? Gelsin de o çalsın. Zelda prenses. Karnım gurulduyor. Ben mutlu değilim şu an. Çözmeye başladı yalnız. Bence bir saate çözer. Şimdi beni üzen bu evde oturacak bütün... Oo, bir ton yakaladın. Tamam, bunu sana hediye etmem. Güzel ya, değişik bir tarz. Puanın? Yani 7. Okey. O da çalamadım. Bunun ismi neydi? Ocarina. Ocarina. Ocarina, Ocarina, herkes bir şey. Var mı? Var mı başka? Var mı başka? O tarafta kalmadı mı? O zaman... Oo, daha da var. Ocarina, Ocarina, başka. Var mı başka kare? Ceylan'ın en sevdiği şeyin ne olduğunu peki araştırmalarını öğrendin mi? Şapka. Vileda. Evet.
Koleksiyonum var bayağı benim. Biliyorum. Çılgın gibi. Her gittiğim yere biliyorum. Bir dakika o biliyorum bakışı. Bu ne ya? Bana öreyim diye şey mi aldın? Yok hamak ama şey oturmalı hamaklardan. Aa makrome. Evet ismi bir türlü aklıma gelmedi. İyi yayınlar canım abi. Daha ziyade annem için teşekkür ederim. Olabilir. Bayılır çünkü bütün bunların hepsine bayılacak. Minderli halinin stoğu bitmiş. Aa. Normalde bunun altında minderi de var. Oo çok güzel. Oo evet. Abi buna böyle şey yapar. Aa buna güzel bir minder. Bunu böyle astık mı? Çok güzel. Deneyelim mi? Gel Harun. Yok abi. Biz tutalım Ceyda'nın. 50 kiloyum abi ben. Tutabilecek misiniz beni? Bilmiyorum hiçbir kazaya... fikrim yok. Kurban gitmeyeyim ha. Oturmayacağım oturuyormuş gibi yapacağım. Oğlum düşer lan. Çok zor. Tamam. Güzel. Yok yok güzel. Altın sağlam sandalye sevdim, beğendim. Böyle şeyleri zaten çok severim. Bunu istemiyorsun herhalde. İstemezsin bir zahmet. Hayır bunu ben hayal ettim. Sizin o köydeki aynen. Eve koyuyorsunuz. Aynen. Şey, abim buna tavana hemen şey çakıyor. Aynen. Çok hoş. Puanım tabii ki de 9. Neden? Bana gelmez abi. Minder olsaydı 10 olur. Minder eksik. İpine bir şey olmaz da tavandan buyurun. Çıkarım. Sert bir şey. Yine kumaşlı bir şey. Bu ne ya? Burada bir şeyler daha var. Ben de bir yandan yırtarken korkuyorum içindekine zarar vermeyeyim diye. Şapka! Oo bu kadar yükseleceğini hiç düşünmemiştim. Koleksiyonda hiç Çin üretimi şapka yoktur bence. Çok güzel. Yok bir kesim vardır canım. Nasıl? Var mıdır? Vardır. Bu arada o kadar şey çıktı. Önü bükme o ya. Hep şapkalarda bükülür o. Ben hiç şapka takmıyorum. Ne diyorsun ya? Ben yatarken bile bere taktığım var benim. Yatma beresi. Evde otururken. Bir tek şey, lisedeyken benim saçlarım uzundu. İmomsu ama imo şeyi gibi değil, o kadar değil. Çok kabarıyordu, benim bu saçlarım yanları hep kabarıyor. Ha, o zaman takıyorum. Mesela duştan çıktıktan sonra yapıştırıyordum böyle. Rahatla takıyor öyle. Benim havlum, yani duştan sonra havlum bile şapka. Havlu, şapka şekli. Çok seviyorum ya, ay çok teşekkür ederim. Ay çok güzel oğlum, duruyor, renkleri çok yıllarca güzel. Şapka ürettik. Bere ürettik. Bu sanırım bu ne artık? En şeyi bir o kadar da takmadım başka yani. Başka var mı? Hiç yakışmıyor var. Bana ya. Evet şimdi... Davul. Bir dakika bunun adını hatırlamaya çalışacağım. Bu çok iyi. Tandurum. Öyle bir şey hatırlayamadım. Harun şuraya yaz. Tandurum bu, mu? Tandurum. Meditasyon yaparken... Hayır bir dakika. Hayır bir dakika. Bu, bak bir dakika. Bu benim hayatım boyunca en sevdiğim müzik aletinin... Çin versiyonu tamam mı? Bir dakika herkes dursun. Hayatında kaç kere meditasyon yaptın? Meditasyonu falan yok. Yalan söylüyorum. Meditasyonla alakası yok. Uydurma. Benim meditasyon açıklamasını... Çinliler çıvırmış orayı. Hayır. Ruhu iyileştiriyor. Çünkü bunda belli frekansta sesler yayıyor. O frekanstaki sesler de senin bedeninde bazı şeyleri kanka bak, bu rahatlatan... Bu yapan adam tamam mı? Avrupa'da bir adam. Tamam mı? Ve böyle üzerinde hayır o bu farklı, o değil o başka bir şey. O senin şey dediğin o başka bir şey. Oğlum çok iyi lan. Evet. Dekor olarak böyle bile kullanırsın. Böyle elini gezdire gezdire. Her bölgesinden başka ses çıkartıyor parmaklarıyla. Arkadaşlar bu onun çarpması. Onun bu o ben bu benim. Hayır. Oo. Abi çok iyi ses. Çok iyi ya. Lan. Ya, hadi ben yapayım biraz. Fırat ama bir tane oyuncağım benim kalsın ya. Hepsine geldin ama. Senin olsun aşkım bak. Vallahi bir dakika dur tamam. Abi ben bununla bütün bir metas, ben bunu gideceğim YouTube'dan bütün videolarını izleyeceğim ve bunun uzmanı olmazsam da... Ay al dene hadi ya. Yani çok yansıyor mu bilmiyorum ama çok farklı bir tınısı var. Parmaklarla böyle bir garip rahatlatıyor falan ve ben meditasyon... Bir şey demeyeceğim meditasyona şu an. Abi meditasyon zaten tabii ki de bazı insanların inançlarına göre farklı noktalara gidebiliyor ama aslında özü kendi kendine kalabilmek. Uyumak benim için. Değil çünkü uykudasın o zaman. Yok lan Falco ne alakası var ya. Sakin ve kendi kendine yani full düşüncelerin seninleyken bile nasıl kendi kendine kalabileceğini öğreniyorsun yani. Onlara tamam. Hükmedebilmek. O zaman aslında. Benim için şu mesela gürültü engelleyicili kulaklığımı takıyorum. Kahvemi yapıyorum. Şurada balkonda oturuyorum. Hah, kendini dinlediğin her şey abi öyle çok... O zaman ben de meditasyon yapıyorum. Bak şimdi Fırat döktürür. Hayır. Bir ekstra yatkınlığı var müzik aletlerine bu arada. Var, ama... Kabul etmemiz lazım. Evet tabii. Bunda darbuka melodisi deniyor. Darbuka gibi ya. Çalışan aslında. Nasıl çok çıkıyor? Çok vuruyorsun. Böyle bir şey değil bu. Ama böyle hareketli Fırat şey bayağı çalıyor ha. Ya ben söylüyorum da beni dinlemiyor ya. Niye onu darbuka gibi davranıyorsun? Öyle bir değil o. Var ya şimdi biz de bir açarız. Notaları... Aklınız durdu. Bak Dead Girl şarkısını çalmak istersen. Yani. Bu beklediğim bir şeydi. Sen niye çok meditasyonla bağdaştırmıştın ben bunu? Ceyda meditasyon olduğunu söylese de bunun aslında orijinali başka bir alet. Bir adam eliyle yapıyor bunu tamam mı? Sonra çıktı bu alet. Neden yapmış adam bunu?
Adam bayağı müzik aleti olarak yaptı. Hiç alakası yok meditasyonu. Ama tabii ki de müzik sesinden dolayı vesaire kullanıyorlar. Senin şurada anlamadığın şey... Yani bu meditasyonun o eskiden o monk rahiplerinin kullandığı o frekansları veren alet olarak çıkmadı bu. Öyle değil yani. Bunu bayağı insanlar club müzikte de kullanıyorlar deli gibi. Ya şu an bildiğim bir şey var. Ben bunu yıllar önce görmüştüm. Doğru değil mi? Uçuk bir fiyatı vardı ama böyle çılgın uçuk evet, bir fiyattı. Şimdi Çin'de bunu öğretmeyi başarmışlar. Evet. El yapımıydı bu işler. Neyse biz paket açalım. Neyse sonuç olarak en nihayetinde harika bir hediye. Bu arada meditasyon şeyini meditasyonu kullanmak zorunda değilsin. Her yerde kullanabilirsin. Tabii canım ben şimdi bundan sana ne müzikler yapacağım atacağım. Ben bunu aşağı Interstellar çalacağım bunu. Çok iyi çalıyor. Bu paketi ben açabilir miyim? Aç. Niye ki? Çok güzel. Sonunda şey. Açıyor. Başından beri burada duruyorum evet, ben aç. Hiç paket açmadım. Bu doğru. Bu kadar bu mu? Ha, yeter. Adamın zevki o şeyde. Bu ne? Cüzdan. Yok değil. Pedikür telefon manikür kapı. Takımı gibi düşündüm. Öyle bir şeydi o. Ya oo da... bu tam eksotik hayvanlar için. Şöyle göstereyim. Aa Fırat'ın hep aradığı şey bu. Niye? Bir dakika ya Elveda abi o son 30 saniye diyor. Umut Tutanyan. Aboneliğim mi bitiyor? Bekle lan. Hiçbir şey yapmayın bir. Umut Tutanyan bekle 12 olsun saat. Bakayım yazabilecek mi? Dur bir dakika. Tam 12 olsun. Dur. Bunu çünkü birkaç kişi daha sayıyordu. Umut Tutanyan. Bekle 12 olsun. Yaz Umut sürekli. Bakayım gidecek misin? Yaz şimdi Umut. 12 oldu. Bekle ona bir VIP vereceğim şimdi. Yazık lan gitti çocuk. Verdim VIP'i. Konuş bakayım şimdi aboneliğin duruyor mu? Aha. Yazıyorum şu an. E oğlum duruyor aboneliğin. Yazıyorum. Tamam alıyorum lan duruyor aboneliğin senin. Artistik yapma. Kandırdı bizi ya. Aldım. Umut şimdi yaz. Umut Tutanyan. Hadi oğlum. Galiba gitti de bug'a girdi arkadaşlar. Umut Tutanyan. Yazıyorum. Yazamıyor. Ne, evet saat kaçta abone olduğu ile ilgili. Bence yazabilir. Bu kadar kusursuz olamaz o. Umut yazdı mı? Bilerek yaz. Artistik yapma lan. Yazıyorum abi. Şimdi bir VIP'lik veriyorum. Verdim. Yaz bakayım. Yazıyorum. Ya bizi mi sikiyorsun ya? Aldım. Yazarsa yakalayın onu tamam mı? Rol yapacağım diye 3 gün yazmayabilir. Öyle atlıyorsun ya. Senin yerine ben atlıyorum. Hayır ben sadece... Bir dakika dur. Umut verdim. Bir daha VIP yaz bakayım. Verdim. Arkadaşlar vermemiştim. Harbi yazamıyor galiba ya. Yazdı mı? Göremiyorum ki. Çok yazıyorsunuz. Yazdı mı? Görmedim ya. Şöyle yapalım. User. Ben niye bunun derdine düştüm onu da anlamış değilim. Sıfır. Yazmışsın oğlum. Oltaya geldin. Artist. VIP vermemiştim sana. Yazıyorum abi. Bizim aletini atladın. Ben ya. De şok oldum dedim. Ne alaka? Ben de şok abi, oldum. Abi çok güzel. Ne yapıyorsunuz siz bunlarla? Mesela şununla kolpacı. İşte tırnağındaki çölek böyle şeytan tüyü gibi şeyler çıkar ya. Onu keser. Ha bunları yani. Tamam. Bak bunları boş ver. Bununla böceklerin ayaklarını alırsın. Bunlar...
Set bana da yararmış. İşte ne bileyim, bununla başka bir tarz bir şey et kesiyorlar. Bu da tırnak makası. Evet. Ben çok detaylı bilmiyorum ama bunu mesela güzel olan şey şu. Kendi kuaförüne götürüyorsun diyelim ki, çok sık yaptıranlar var böyle mesela ayda bir falan. Ben öyle değilim. Herkesle aynı şey olmasın diye. Bunu götürüp verdin, kullandı, hemen sana geri verdi. Mantıklıymış. Çok mantıklı. Evet, herkesin bir tane edinmesi gereken bir şey hatta, gidiyorsanız eğer sık sık. Puanım 8. Neden kırdığımı söylüyorum, çünkü ben az gittiğim için. Mesela her hafta gitsem puanım 1000 olurdu. O kadar gerekli bir şey yani. Thanks. Sen bu arkamdaki yeleği al, davulu bana ver. Hayır. Ya lütfen. Ya bunların hepsi bana alındı. Çocuk benim için. Kim geldi? Ben alayım davuldan. Bazen izin verdiğim... Ha bak, bu şey Chile ile Rita için portatif su verme şeyi. Ha, güzel. Çok iyi. Bunlardan var Türkiye'de de. Ya şimşek kaçıyor lan ondan hala. Hayvan akvaryumdan su içmeye çalıştı. Su vermedim ona. Makinede bıraktım. Oğlum susuzluktan ölüyordu şimşek. Gidip yemiyor, tuzlu suyu içmeye çalıştı. Ondan sonra su vermeye devam ettim. Lemur'un bana aldığı o sızımbırtısını şimşek beğenmedi. Test ettim bilhassa, su koymadım. Ama böyle değil. Böyle yanında... Evet evet, böyle su şişesi gibi taşıyorsun. Basıyorsun. Harun Bey, su doldurur musunuz bize? Kışkırtacak. Hiç anlamadım şu an. Ben de anlamadım. Ben de, ilginç. Böyle değil buradakiler. Yani yurt dışında gördüm böyle sayfalardan ama. Ha, geldi. Bak, bununla akıtıyorsun. Bir dakika, şu ne işe yarıyor? Kitliyor. Sanki bu kedi için mi acaba? Harbiden QR koduna kedi koymuşlar. Abi belli yani. Köpek o kadar suyu ne yapsın? Tamam, dökülmüyor öyle. Evet, bu ama. Güzel bir şey. Ama şöyle düşün hani. Fazladan bir seçenek. Tabii. Şey olsun diye yolda yürürken. Yani yanına... Dilin damağım kurudu be. Yok lan öyle günlerce su bırakmadım. Bunu böyle arabaya atıyorsun işte, arabada. 3 saat, 5 saat denedim. Şimdi gittiğinde böyle hemen baktım, çıkarıp koydum. Baktım su istiyor. Şu yemeği ve suyu bittiği zaman bana geliyor. Haber veriyor. Dog and cat yazıyordu. Yok, içer. Küçük hele yavru köpek bayağı rahat içer bu arada. Bu ne? Bu yağdanlık. Bundan istiyordum. Fark etmiştim. Yemin anlamıştım. Videonu izlerken gözünü anladım. Dedim bu mutfakta bir şey eksik. Dedim ne eksik? Sprey havalı şeflerin kullandığı yağdanlıklar eksik. Abi çok doğru bir şey. Tasarruflu bir şey bu. Evet. Anladın mı? Manyak gibi yağ dökmemiş oluyorsun. Hem de her yere dökmüş oluyorsun. Şu yüzden iyi. Mesela biz evde şey yapıyoruz ya. Yağ koyup peçeteyle yaymaya çalışıyoruz etrafına. Ya da mesela işte şeyle, fırçayla. Bununla böyle fıt 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 döndürdüğünde zaten yayılmış oluyor. Ay çok iyi. Güzel. O, bunun tereyağları falan satılıyordu yurt dışında. Evet, çok güzel. Puanım 10. Belki burada da vardır. Şurası kötü. O keşke krom olsaymış. Ama yine de 10. Çok faydalı bir şey çünkü. Evet. Ama sana bir haberim var. Ne, bitti mi? Bitti. Ya. Aga be. Bir tane daha yok mu? Fırat'ınkilerden çalmadın. Hemen Fırat'ınkilerden transfer. Ben sadece arada oynamak istiyorum davulla ya. Arada tabii ki de bakabilirsin. Benden izin ama bak, kafam şişti, beni kapat demeyeceksin. Günde 2 saat çalarım. Çalmayacağına garanti veriyorum. Günde 2 saat çalacağım. Fırat'a neler aldı acaba, merak ettim ya. Şu an neyin iddiasına girdiler ve ben bu olayın neresindeyim hiç bilmiyorum ama ikisi de bana bakıyor. Senin yüzünden bizim. Sen soktun. Bozdun bizim. Yaranamamış video bitti. Vallahi bravo. Hepsi çok güzel. En çok şapka. Sonra davul. Kafama da takıldı arm camın önünden. Evet. Bak iki sensörlü. Ne oluyor? Kuyum attırmış gene içine ya. Dedim. Bir şey söyleyeyim mi? Gece karanlıkta nasıl görünecek acaba? Çok güzel. Çok iyi. Bir şey diyeyim mi? Tam gece çok güzel görünüyor. Çok güzel bu arada da. Çok güzel. Simli gibi oldu ha. Kuşa bakalım. He, kuş. Hazır mısınız? Hazırım. Çok merak ediyorum şu an. Oha! Bu ne? Bakma Ceyda. Oldu mu? Bilmiyorum, bu kadarı yeter mi ki şarj olmasına? Abi sıcaklık veriyor bu. Nasıl bir ışık lan? Ben bununla yumurta pişirdim. Yemin ederim sıcak veriyor. Ha, bu şarj olmadı mı, bu ne ya? Zorba. Bunun nasıl ışıklı olduğunu görmek istiyorsanız Fırat'ın videosunu izleyin. Fırat'la yapacağımız toplu paket açılışı videosunu. Evet. Bitirdik. Çok iyiydi. Çok teşekkür. Vallahi bayıldım. Çok güzel. Şimdi ya. Sıradaki paketler zaten şey. Mesela Fırat'ı aldım gibi ama ikinizin kullanacağı şeyler. 53 bin lümen mi? Bir dakika.